Ben böyle kuyumcunun önünden geçerken bile heyecanlanıyorum. Sizce altın mı almalıyım, kripto para mı? Kripto paraların şu anda dönemindeyiz. Evet, çok güzel yükselişler görüyoruz. Bence hala kripto paralara olan ilgi, yani altına nazaran daha iştahlı yatırımcılar. Şimdi piyasanın dinamiklerini anlamak gerekiyor. Ve birisi bozulduğu zaman size haber verir ya da işte aracınıza yakıt dolduracaksınız. O yakıt ücretini sizin cüzdanınızdan otomatik çekilmesini sağlar gibi bir şey yapar. Son zamanlarda da bir artış gösterdi. Yani yaklaşık 4-5 katı bir artış gösterdi. İşte 40 centten şu anda 1,82 dolar civarında bir fiyatı var. Trend devam ettiği sürece ontolojide temel anlamda gerçekten güçlü bir proje olduğunu söyledim. Bravo, o zaman bizi izleyicimiz gayet Evet. isabetli bir şeyde bulunmuş. Bu arada dolar ve altınla ilgili soranlar var. Hatta bir tanesi şey yazmış: ya Saat Hanım, ben böyle kuyumcunun önünden geçerken bile heyecanlanıyorum. Sizce altın mı almalıyım, kripto para mı? Şimdi burada Aga, bir senin tarafından bir şöyle bir şey sormak istiyorum. Sonra şu anda yorumları da açtım, varsa eğer sorular en azından bir son 5-10 dakikamızda da oradan şey yaparız. Yani genel bir yatırımcı, sen mesela böyle çok iştahlı da olsa ne söylüyorsun? Ya böyle kafası karışık ama bir taraftan konuya da böyle daha hani duymuş birilerinden ne tavsiye edersin böyle gelen bir yatırımcıya? Ya ben altın almak istiyordum ama Agah Bey, vallahi burada da çok ciddi bir yükseliş var. Alt, bak şimdi altın yerinde saydı, yani bizim 31 Mart'tan beri bak altında 1680 olsa, dolar TL gittiği için gramı yukarı geldi bu arada. Ama Bitcoin'de neyi konuştuk? 59 binden 62 bin dolarlara gelmiş bir değeri konuştuk. Dolayısıyla nasıl bir şey söylersin böyle bir yatırımcıya? Ya öncelikle kesinlikle portföyünü dağıtması gerektiğini söylerim. Yani geniş bir portföyü varsa kesinlikle hepsini kripto paralara yatırmasına gerek yok. Ama şu imkanı var. Kripto para olarak da bunların altın ve dolar versiyonları var. Bunları hatırlatabilirim. Örneğin USDT ve USDC adını verdiğimiz dolara endeksli kripto paralar var. Bunları takip edebilirler. Ya da örneğin bizim platformumuzda Ponte Gold var. Gram altının %1'ine denk. Bunları takip edebilir. Aslında birçok ürün var farklı skalada ama yine kripto para olarak ulaşabilecekleri ürünler var. Bu şekilde dağıtabilirler. Kripto paraların şu anda dönemindeyiz. Evet, çok güzel yükselişler görüyoruz, gördük. Ama dediğimiz gibi her sezonun bir trend dönüşü vardır, bir geri çekilmesi vardır. Orada korelasyonu birbirinden uzak ürünleri birbirine seçerek riski dağıtmak daha mantıklı olacaktır. Onun için kripto paralarda da şunu görüyoruz. Yatırımcılar genelde bütün sermayesini tek bir kripto paraya yatırıyorlar. Zaten ondan uzak durmalarını söylüyoruz ama çok geniş çapta bakacak bir yatırımcıysa farklı aralarında korelasyon olmayan yatırım araçlarını kesinlikle eşit şekilde bölmesi gerektiğini söylerim. Harikasın. Bence de zaten çok daha doğru bir yaklaşım oldu. Ben de şöyle derdim. Yani 5 birim parası varsa bu kişinin, altın almak istiyorsa, arada bana soruyorlar. Yine söylüyorum, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hatta yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Hep altında şunu vurguluyorum: gramı için önemli olan özellikle dolar TL'deki geri çekilmedir. Dolayısıyla dolar kuru gevşediği zaman hani portföyünüzde almak istediğiniz rakamı lütfen kademeli alın. Bunu ben artık söyleye söyleye dilim de tüy bitse de, yani hani gördüğünüz gibi burada sizleri tanımadığımız için hem onun vebaline girmek istemeyiz, hem sizin birebir portföyünüzü yöneten kişiler değiliz. Ortaya genel kendi bilgimizi sizlere faydası olsun diye sunuyoruz. Dolayısıyla ben olsam hani 5 birimin 3 birimini altına yatırım yapıyorsam, beni üzmeyecek 2 birimini de kripto paraya yatırım yaparım. Ama o 5 birimin 3 birimine de altın alırken de kripto da alırken de kademeli olarak alırım. Yani bugün o 3 birimin haydi tamamen yarın gittim aldım değil. Mesela dolar kuru takip ederim. Kur gevşedikçe orada altına yatırım yaparım. Kriptolarda da zaten çok güzel izah etti. Lütfen bu yayını YouTube'dan izleyin. Bence içerisindeki bilgiler gene çok, hakikaten çok değerliydi. Agah, ağzına sağlık. Hakikaten Bu çok arada teşekkür şunu ediyorum. ekleyebilirim. Ha. Kripto para piyasasıyla altının fiyatı ve DXY endeksinin kesinlikle korelasyonları var. Bunlar da takip edilebilir.
bu iki ya üç Bu korelasyon sene birbiriyle önemli. Agah para daha çok. Mesela biz 2020'de ben böyle gözüm kapalı altın diyordum. Yani hiç zaten dolar kuru yukarı gitme Biz de potansiyelli. Bitcoin Zaten işte. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Mesela geçen sene yazı ayına kadar 9 bin dolarlardaydı Bitcoin. Sonra az evvel sen onu çok güzel vurguladın. Yani 2020 Mayıs'ından sonra zaten 4 yıllık yeni periyodu çıktı. Başladı aslında Bitcoin için dedim. Ben de onu daha güzel kendi kafamda anlamlandırmış oldum. Yani neden o döneme kadar çok ciddi bir yükseliş olmadı da oradan sonra hareket başladı. Mesela bu yılda çok aşikar olan bir şey var. Bence hala oradaki boğa piyasası devam ediyor. Yani bence hala kripto paralara olan ilgi, yani altına nazaran daha iştahlı yatırımcılar. Ya yani bakıyoruz mesela, yani altınla bence kripto para gerçekten, ben olsam, hani ben yine bir finansçı bilgimle söylüyorum, bence mukayese edilmez. Yani çok daha farklı iki değerden bahsediyoruz. Ama paranın gittiği yere baktığımız zaman enteresan bir şekilde de kurumsal yatırımcılarda da çok talebin olduğunu görüyoruz kripto paralar tarafına. Dolayısıyla bu talep de öyle hemen bugünden yarına sanki kesilecek gibi değil. Arada fiyat dalgalanmaları muhakkak olacaktır diye düşünüyorum. Ben Bu katılıyorum arada dediğiniz. Agah, böyle kocaman kocaman yazıyorlar. Ay, merak etmesinler. Son bir sorum kalmıştı. Sonra buradan varsa dediğim gibi hemen birkaç dakikada da onu toparlarız. Ya ne olur gözünü seveyim, bize şunu izah et. Ben bununla ilgili çok soru aldım. Şu XMP olayını ne olur bir soracağım. İsmail Bey de şöyle bir şey yazmış. Son soru olarak onu okuyayım. Özellikle XMP'yi sormanızı rica ediyoruz demiş. Bu kadar düşüşe mani olunmadı. Neden bir düzenleme olmadı? Neden hiç adı bile geçmiyor bu coin'in? Sonuçta kendi coin'leri. Yerli ve daha bir sürü kişi bu coin'e girdi ve çok çok ciddi zarar ettiler. Sait Hanım, lütfen sorumuzu yöneltir misiniz diye çok da kibar sormuş. Hakikaten şu XMP olayı ile ilgili ben Twitter'da da paylaştığım zaman bir şeyler okudum. Ya onu bir bize, hani kurumun yetkili kişisi, araştırmanın başındaki kişi olarak bir bize tekrar izah edebilir misin? Doğru anlayalım. Şimdi son zamanlarda şunu gördük. Bütün halka arzların katılımı sonucu ciddi anlamda talepler görüyoruz. Yani bir kripto paranın yükselişinde birçok kişinin o aynı kripto parayı almaya çalıştığını görüyoruz. Bir halka arz olduğu zaman ya da bir yeni tahta açıldığı zaman, yeni bir coin listelediğimiz zaman buna ciddi anlamda talep olduğunu görüyoruz. Ve bu taleplerin yaşandığını geçmişten beri görüyoruz. Yani biz aynı dalgaları birçok kripto parada gördük. Şimdi böyle bir dalga yaşanmasının ardından tabii ki piyasada geri çekilmeler olması gerçekten normal olarak karşımıza çıkıyor. Yani Bitcoin de geçmişte ne kadar yükselip yani 19 bin dolara çıkmasının ardından aynı gün içerisinde 12 bin dolarlara, 10 bin dolarlara düşmüş bir kripto paradan bahsediyoruz. Şimdi piyasanın dinamiklerini anlamak gerekiyor. Burada birçok yorumda şunu gördük, biz de gördük aslında piyasaya neden müdahale edilmiyor gibi bir soru var. Yani bir tek Ya sen niye bırakıp teknoloji... geçsinler ya? Gözünüzü seveyim. Böyle lütfen. Ya yani benim yayınlarımda ben bilge çok... Ya, ah ya kusura bakma. Ya yani biraz şeyi aldım. Çünkü bu konuyla ilgili şöyle bir serzenişim var. Neye yatırım yaptığınızı bileceksiniz başta. Ya, niye böyle art niyet arıyorsunuz? Yani kurumun... Bakın yani o kadar içtenlikle ben soruyorum ve her soruyu sorabilirsiniz. Her yayından önce her seferinde konuşuyoruz. Saat Hanım, benim hiçbir şeyim yok. Yani her soruyu bana yöneltebilirsiniz. Bilgim dahilinde de bizi izleyenlerin. Neyse, ben onu cevaplandırmaya elimden gelecek gayret ederim diye gerçekten büyük bir şeyle anlatıyor bize. Onun için böyle manipüle ediliyor falan, bir yani yansız bir şekilde konuyu anlamaya çalışın ve şu noktada ne yapabileceğinize bakın. Böyle yorumları yazmaktansa, olur mu yani, şu anda kurumdan yetkili bir kişi Şimdi konuşuyor. Görüyorum şunu yorumlarda. söyleyebilirim. Şimdi gerçekleşen bütün emirlerin, gerçekleşen bütün trade kayıtlarının saklandığı bir dijital varlık alım satım platformuyuz. Yani bu konuda herhangi bir trade kaydı vesaire zaten incelenirse bu konuda ne kadar özgüvenli olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bir tek sen teknoloji olarak sadece kullanıcıların alım ve satım emirlerini bir araya getiren bir platformuz. Ve bütün gelirimizi zaten bundan kazanıyoruz. Şimdi yatırımcılar da bu durumda baktıkları zaman biz işlem yapılmasını isteyeceğiz ki biz işlem yapıldıkça dijital varlık alım satım platformunda kripto para sektörü büyüyecek. Kripto para sektöründe ne kadar güvenli işlem yapılırsa dünyada bu sektör büyüyecek. Daha yayının başında söyledim. Çok büyük bir dijital varlık platformu halka arz edildi. Ve dünya, şu anda Amerika'nın en büyük aracı kurumu oldu. Kendi piyasası oldu. Bu verilerle konuşuyoruz. Şimdi bu şekilde olduğu zaman piyasadaki dinamikleri yatırımcıların bilmesi gerekiyor. Piyasadaki bir aracı kurumun ya da bir piyasanın nasıl işlediğini gerçekten takip etmeleri gerekiyor. Örneğin Bitcoin'in 15 sayfalık raporundan bahsettiğimizde evet birçok insan okumayacağını düşündüğümüzde bu tür sonuçları yani makul görebiliyoruz diye söyleyebilirim. Aslında herkesin neyi yatırım yaptığını, piyasanın dinamiklerini, teknik analiz bilgisini öğrendiği takdirde bu tür şeyler
yaşanmayacaktır diye de Burada ekleyebilirim. siz işlem yapıyor musunuz? Yani bu XMP ile ilgili işte bot falan gibi böyle bir şeyler var yorumlarda okuduğum. Bot alımlar falan gibi bir şeyler diyor. Bot alım Bu yapıp gibi bir şeyler okudum. şimdi Bitexen Teknoloji'nin sitesinde bitexen.com'da API dediğimiz bir opsiyon var ve dileyen kullanıcılar, herkes, buradaki bu yorumları okuyan herkes de bu sunmuş olduğumuz teknik altyapıyla bağlanarak işlem yapabiliyorlar. Yani kantitatif trading yapılabilir, algoritmik trading yapılabilir. Bu teknolojiyi sunuyoruz ve isteyen kullanıcı, buradaki herkes bu sisteme bağlanıp API aracılığıyla kendi yazılımlarını vesaire çalıştırabilir. Ancak biz Bitexen olarak biz sadece alıcı ve satıcı bir araya getiren bir platformuz. Yani biz arada işlem yaparsak bu zaten biz bir piyasa olmuyoruz. Yani Sizin bizim şey speküle amacımız, edilmiş oluyor. İşin evet, içinize girmiş bu zaten oluyorsun. mantık dışı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ama Aa. dediğim gibi platformumuz saniyede çok fazla işlemi kaldırabildiği için platformun yükü, yani stres testleri, saniyede kaç kişinin kalabileceği, ne kadar çok işlemin yapabilme gibi kapasiteler yüksek olduğu için de herkes kendi API aracıyla bağlanıp işlem yapabilir. Onu söyleyebilirim. Bir de şeyleri çok güzel vurguladın. Yani ille de XMP'ye yatırım yapın diye kimsenin böyle herhalde ille buna yatırım yapın diye bir durum yok. O kadar Virion altcoin'ler var. Tercih etmişler. Kendileri değerlendirmiş bu yatırımcılar ve oraya yatırım yapmaya karar vermişler. Dolayısıyla diğer altcoin'ler gibi burada da hani sizin coin'iniz olsun olmasın ama fiyat dalgalanmalarının olabileceğini zaten bilerek buna yatırım yaptıklarını düşünmek istiyorum ben. Onun için bence gayet net bir açıklama oldu. Bu arada hani son soru var mı? Şöyle bir bakıyorum.